ayda kayar, günde tımar dedikleri ilaç şey, hastalıktan korunduğu tüylerinin arpa ile eşdeğer derdi büyükler. Çocuk var ya, bak şu an ıskın atmıyor. Bak, atmıyor, çekiyor. Bak, bak, bak yapıyor, gördün mü? Geçmişte atımız hep vardı ama bu atları biz rahvan yürüyüşlü değildi, sadece at olaraktan vardı. Daha sonradan bu rahvan yürüyüşlü atlara sevgimiz, daha çok muhabbetimiz oluştu. Bu muhabbetten sonra, bu işe girdikten sonra yavaş yavaş şeye gidiyorsun, yarışlara da katılıyorsun. Dolayısıyla biz de bu atların üretimiyle ilgili kısrakları yetiştirmeye başladık. Kısraklar aldık. Oradan taylar yetiştirdik. Taylarımızla şu anda rahvan yarışlarında koşuyoruz. Buna genel yarışçılık camiamızda ithal ismi veriyorlar ama biz ithali çok doğru bulmuyoruz. Çünkü bunlar bizim öpöz, aslında Osmanlı'dan kalan atlar. Bulgaristan haralarında yetiştirilmiş. Tabi Osmanlı'dan sonra geriye çekildikten sonra orada hep atlarımız kalmış. Ondan dolayı biz bunlara yol bitiren demek daha doğru buluyoruz. Çünkü diğerlerine göre daha süratliler, daha hızlılar, daha büyükler, daha gösterişliler. Ondan dolayı biz bunu yol bitiren olarak tabir ediyoruz. Şu anda burada atlarımız yulaf, arpa, mısır ezmesi veriyoruz. Kepek, ruşeyim, razmol, ayçiçek küspesi, bunlarla hep devamlı bakıyoruz karşılıklı. Belli miktarda mı? Kuru yonca, tabii bunlar belli bir miktarda. Zaten diğer saydığım ana ham maddemiz bizim yulaftır. İkincisi de arpadır. Arpayı çok fazla da kullanmayız. Anası yulaf olarak kullanırız. Diğerlerini katkı maddesi olarak kullanıyoruz. Ciddi manada yeşillik, havuç, maydanoz, muz, bal verdiğimiz de oluyor. Bal. Evet. Onu niye veriyorsunuz? Enerjisi için.